Sevgili kitap kurtları, bibliyofiller, tarih öğrencileri, tarih meraklıları ve daha ismini sayamadıklarım hepinize selamlar. Bu video serisinde sizlerle Roma tarihi kitapları üzerine konuşacağız. En başta şunu söyleyeyim. Her ne kadar yüksek lisansımı tarih bölümünde, onun da yakın çağ tarihinde, onun da askeri tarih alanında yapmış olsam da tarihçiden çok koltuk generaliyim. Bununla beraber Roma tarihini de severim ve literatürü takip etmeye çalışırım. Bazı izleyicilerim Roma tarihiyle hem genel hem Bizans Doğu Roma ile alakalı kitaplarla ilgili bir yayın yapılmasını istemişlerdi. Açıkçası buna pek de niyetim yoktu. Çünkü işten güçten pek vakit kalmıyor. Bundan kısa bir müddet önce ise değerli bir dostumla sohbetimiz sırasında Roma tarihi üzerine biraz kelam ettik. Meclisteki bir başka arkadaş ise Roma tarihi üzerine bizden kitap tavsiyesi istedi. Bir iki kitap söyledik. Ardından o arkadaşımız birkaç gün sonra mesaj atmış. Abi senin tavsiye ettiğin kitapları aldım. Birkaç yayın izledim. Aslında senin askeri tarih kaynakları videon vardı. Onun gibi bir şey yapabilir misin diye. Değerli bir kardeşimiz, ricasını kırmadım. İşte beni tetikleyen şey bu oldu. Ben tarih alanında master'a başlarken bir yılda bilimsel hazırlık dersleri almıştım. Roma tarihi bizim alanda değildi tabii ama yani hoşuma giden bir konu olduğu için misafir öğrenci olarak derslerine katılmıştım. İşte o dönem tuttuğum notlardan kalan bir şey var mı diye baktım. Allah'tan o ajandam duruyor. Yazdığım çizdiğim şeyleri tekrar gözden geçirdim. Neler okumuşum, hoca neleri tavsiye etmiş falan gibi. Sonra üzerine eklemeler yaptım. Yeni çıkan kitaplar da var. Onlardan da ekledim. Mesela hocamızın bahsettiği Alman tarihçi Theodor Mommsen'in kitabı vardı. 1850'lerde yazmış. Ama daha yeni tercümesi yapıldı. Neyse işte bu serinin doğuşu böyle başlıyor. Şunu da söyleyeyim. Akademik manada sizlere bir şeyler aktarmak iddiasında değilim. Yani bunlar kendi tecrübelerim. Sizlerle paylaşmak istiyorum sadece. Amatör bir rehber olarak kabul edebilirsiniz. Zaten başta da söylediğim gibi ben koltuk generaliyim. Takdir edersiniz ki tüm literatürü anlatabilmem mümkün değil. Zaten siz de bir müddet sonra araştırmalarınız genişledikçe, okuduklarınız çoğaldıkça kendi listenizi oluşturacaksınız. Baştan söyleyeyim bu arada, Latince isimlerin telaffuzlarında hatalarım olabilir. Bilenler düzeltirler zaten. Bazı kitaplardan bahsedeceğim öğrenci arkadaşlar için. İşte şu elinizin altında olsun, bu kütüphanenizde bulunsun diye. Bazılarınız "Ya ama kitaplar çok pahalı" diyebilir. Arkadaşlar, kitaplar eskiden de pahalıydı. Ondan önce de, daha evvelinde de. Mesela hiç unutmuyorum, sene 2006'nın sonları bir aile ferdimizi ziyaret edeceğim. Ama öncesinde bizim burada NT mağazası vardı. Oradan hiç unutmam Gamalı Haç'la Kızıl Yıldız Arasında diye bir kitap almıştım. Patrick von Zurmühlen'in. 13 liraydı kitap. Bugün ne kadar ucuz görünüyor değil mi? 13 lira nihayetinde ne ki yani. O tarihte yanlış hatırlamıyorsam halk ekmek 30 kuruştu. O paraya 43 tane halk ekmek alınıyor. Bugün halk ekmeğin fiyatı 3 lira. Ne yapıyor? 43 ekmek 129 lira yapıyor. Düşünün yani. Tabi yakınımızda ya amma kitaplara para harcıyorsun yani. Neyse inşallah faydasını görürsün falan diye böyle bir sitem etmişti yani. Aslında bu hep böyle olmuştur. Olmasına da şu 2021 krizinden beri kitap fiyatlarının iki hatta abartmayayım kimi yayın evlerinde 3 misli artması da önemli bir mesele. Bunu niye söyledim? Ya belki maddi olarak durumunuz iyi olmayabilir. Zaten arkadaşlar unutmayın, her kitabı alıp kitaplığınıza katmak zorunda değilsiniz. Ben zikrettiğim tarihlerden pandemiye kadar diyeyim 14 yılda kitaplara harcadığım parayla ortalama olarak söylüyorum şu an en azından bir Fiat Egea alırdım. Yüksek gelirli bir aile değiliz. Esnaf bir babanın çocuğuyum neticede. Harçlıklarımı, kazandığım paraları hep kitaba yatırdım. Ya kitaba para vermeyin kardeşim. Demiyorum kesinlikle. Söylediklerim, söyleyeceklerim şahsi tecrübelerimdir. Elbette harcadıklarım için pişman değilim. Yani öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Şu anki aklım olsa diyorum, kaynaklarımı daha akıllıca kullanırdım. Hayatımızda iki temel kaynağımız var. Nedir onlar? İlki ve en önemlisi zaman. İkincisi para. Nasıl peki? Arkadaşlar her şeyden önce kütüphanelerden yararlanın. Gidin okuyun. İkinci olarak kitaplığınızda hiçbir şey bulunmasa bile mutlaka bibliyografik eserler yer alsın. Ne bileyim mesela İstanbul Kitapları Bibliyografyası, işte Çanakkale Savaşları Bibliyografyası, başka Kent Araştırmaları Bibliyografyası falan böyle şeyler. Üçüncü olarak her gördüğünüz kitabı atlamayın. Alanınızda ilerleyin, adım adım ilerleyin. Neyse konu çok dağıldı, asıl mevzuya dönelim. Şimdi Roma tarihi deyince
çok geniş bir tarih aralığından milattan önce 750'den bölündüğü milattan sonra 395'e kadar 1100 yıl, daha da devam edersek Doğu kolunun tarihe karıştığı 1453'e kadar 1000 yıl daha, Toplayın ne yapar? 2000 küsür senelik bir tarihten ve İngiltere'den İran'a kadar büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani bunun siyasi tarihi var, iktisadi tarihi var, sosyokültürel tarihi var, askeri tarihi var, bilimi, teknolojisi, mimarisi, arkeoloji, sanatı, mitolojisi, dili, edebiyatı var da var. Hatta sizlere Roma tarihiyle alakalı beğendiğim filmlerden de bahsedeceğim en sonunda. Konuşamayacağım iki konu var. Biri Roma hukuku. Zaten hukuk apayrı bir dünya. Yani hukuk tarihiyle de uzaktan yakından alakam olmadığı için bu kısmı pas geçeceğim. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Yalnız şunu söyleyeyim. Kitapçıda çalıştığım zamanlarda hukuk öğrencileri hatırladığım kadarıyla şu iki kitabı çok soruyordu. Sattığımız kitaplardı bunlar. İlki Mehmet Üçer'in 12 Levha yayınlarından çıkan Roma Hukuku kitabı. Diğeri de Bülent Tahiroğlu'nun Der yayınlarından çıkan Roma Hukuku Dersleri kitabı. İkincisi de tıp. Tıp tarihi de bambaşka bir dünya zaten. Online olarak sahaflık yaptığım zaman şöyle bir kitap satmıştım. Müzayededen aldığım bir kitaptı. James St. Eliot'ın 1914'te yayınlanmış Outlines of Greek and Roman Medicine. Yani Yunan ve Roma tıbbının ana hatları. PDF olarak da bulunabilir. Yeni baskıları da yapılmış yurt dışında. Bir de Ralph Jackson'ın Roma İmparatorluğunda Doktorlar ve Hastalıklar. Bunun hem İngilizcesini hem Türkçesini satmıştım. Homer yayınları basmıştı bunu. Şimdi baskısı yok zaten piyasada. Bu bahsettiğim kitapları okumuş etmişliğim yok. Sadece gözlemime dayalı olarak adlarını zikrediyorum. Tabiri caizse yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.